Burada laf çok devam ediyor. Biraz e, uzun ara oldu. Bizim kestiremediğimiz e, bir uzunlukta. İsrail'in e, yardımını reddettik diyenler de var şeyde. E, sosyal Hayır, medyadan. Hayır bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç böyle bir şey yok. E, biz de İsrail'le aramızın çok kötü olduğu bir dönemde e, yangın için İsrail'deki orman yangını için yardım göndermiştik. Onlara da nezaket gösterdiler. Bu anlamda kelimeler aynı olmayabilir. Hı hı hı. E, Şimon Perez Cumhurbaşkanı olarak bunu yaptı. Bunu reddetmek e, nezaketsizlik olur, Türkiye Cumhuriyeti böyle bir nezaketsizlik yapmaz. Hı hı. Ama şunu da e, söyledi, bir ülkenin biz özel olarak reddetmedik ama uluslararası bir yardım talebinde de bulunmuyoruz. Hı hı. Yani Van depremi hakikaten uluslararası yardım talebinde bulunacak büyüklükte, Türkiye'nin altından kalkamayacağı bir deprem değil, bu. değil. Hı hı hı. bu. Bunun altını bir kere daha çizmiş evet. olacağız. Peki deprem üzerinden siyaset görecek miyizdir? Yarın öbür gün. Bir süre sonra görürüz. Hocamın söylediği gibi bu ilk travma geçtikten sonra mutlaka eksikler olacaktır. Daha fazlası olsaydı denecektir. Evler küçük denecektir. Isınmıyor denecektir falan. Böyle şeyler olur. Yani hani doğayı da politikaya bağlar mı? Politikacılar diye soracaktım doğa olaylarından. Olabilir yani. Doğa olaylarını bağlamaktan ziyade doğa olaylarını yaşayan insanların duyguları üzerinden siyaset yapılır yani. Böyle şeyler yapılıyor. Lazım. Türkiye bunları gördü ve evet. Alıştı belki de. Ee, sevgili hocam size göre Türkiye'de en riskli yerler o, oradan gidelim. Tamam. Van'da bir Van Erciş'te. Anladık, anladık ki İstanbul en risksiz yermiş. Bunun altını evet. bir kere daha çizer <laughs> misiniz? Bir daha çizerim tabii. Ee, çünkü İst tekrar tekrar İstanbul'da çok soru gibi, yüzyılda gerçekten en risksiz bölgelerden biri. Tarihinde bu depremleri geçen yüzyılda yaşamış. Hı hı. Ondan hı hı. evvel de 17. yüzyılda yani 1719 ve 1760'da yaşamıştı. Bu yüzyıl o anlamda Episodik olarak baktığım zaman e, risksiz olduğu bir yıl. Ama bu demek değil ki altı depremler olmaz. Bu anlamda kalan kalıntılarda olur. <laughs> Ama diğer taraftan mesela Aydın Vadisi, Büyük Menderes Vadisi gerçekten e, Buharkent'ten başlayıp e, Germenci'ye kadar giden e, Kuyucak ve o bölgelerde 1654'lerde çok depremler oldu. <laughs> Ondan beri de böyle bir deprem yok. <laughs> bir tane şeyde bin... 899'da Dibek Yarımadası diye olan kesimde var. Ama orada dağlar sürekli yükseliyor. Öndeki alan çöküyor. Ve bu boyutuyla da bir riskli bölgelerden biri. Hı. Diğeri mesela Palu ve Bingöl arasındaki Doğu Anadolu payının kesiminde bir riskli bölge gözüküyor. Erzincan'ın doğusunda Varto'ya doğru giden kesimde gözükmekte. Ki Varto meşhur. Var meşhur. Evet. Filmi, evet. Evet. Varto Erzincan 92 deprem arasındaki kesimde fay kırılmadığı için orada beklenebilir. Diğer açıdan baktığım zaman gerçekten de Marmara'nın güney kıyıları. Yani şeyden başlayıp Gemli Körfezi'nden, Bandırma Körfezi'nden şeye doğru, Edremit Körfezi'ne doğru giden Biga Yarmadası'ndaki ee, alan bu anlamda stresle yüklü alanlar. Hı hı hı. Yani e, orada yaşayanların belki biraz daha dikkat etmesi. Yani en azından şu olmalı. Benim söylediğim burada gerçekten yapılacak bu binaların nasıl oluyor 5 yıl evvel bu depremden sonra derslerle yapılmış binalar böyle yıkılıyor. Demek ki orada ya demirleri birbirine eklemediler veya yapılacak ihaleyi alan e, grupların çok kodama olması nedeniyle oradaki mühendisler bunları çek edip de yapmamışın diyemezdi. Hı hı. Ve istikaklarını sürekli verme noktasıydı. Bundan sonra bu kamu tip kamu binaları için böyle ama evet. özel apartmanlar da çöktü. Orada da artık Orada da artık bunu anlamak malzeme çalanlar yapıyorsin evet, evet. o zaman da Yani çalan. bunu anlamak zorlaştırıyor olayı ki ...betonerme betonarme ve menfez hizmeti görmüş bölgelerde 7 şiddetine dayanır. Yani 7 büyüklüğünü demiyorum. 7 büyüklüğünde deprem olduğu yerde 9 şiddetine yapar. Ama davulun sesi uzaktan hoş gelir ...ve azalır biçimde de, e, faya dik gelen bölgede şiddet çok hızlı azalıyor. <laughs> e, bu e, faya dik olarak bulunan işte bu etkin olmasının sebebi azalması gerekirken çok yumuşak bir zemin üzerinde zaten bataklık üzerine olmasıdır. Sanki alüvyon üzerine. Evet de öyle. çaldıran da bataklık üzerine kurulmuştu. Çaldıran'da hocamın <laughs> e, de söylediği gibi oradan sonra mesela yapıldı binalar. Çaldıran'daki bu sefer oradaki halk dedi ki biz e, tekrar söylüyorum belki de haklılar biz inekçiyiz, mal bize dam lazım ama bu binalar dam yok. Hı. Dolayısıyla kendileri o anlamda yaşayacakları ortama uygun binalar istiyorlardı. Hı hı hı. Burada da mesela sordum ben bir televizyon programında. Dedim ki mal kaybın ne? Tabii o de, görenin lafını bilmeyen insanlar için ne soruyordu. diye. Adam hemen söyledi 15 tane koyunum var, o gitti 5 tane büyük başım gitti. Canım vallahi her şeyi o mal aslında. Dam çatısı oh, evet. çöktü. Hı hı. E, fakat e, bakıyorsun oraya gittiği zaman gerçekten, mesela kuzular e, baharda çok kolay büyüyor. Sonra kuzu kesiyoruz diyoruz. Kondan konu atlıyoruz ama hı hı. görmek için. Doğunun konumunu görmek için. Hı hı. Dağlara gitti zaman Hakker'de, yüksek Yüksekova'da sürekli otlar birbirine bağlanmış, demet yapılmış, bırakmış. Niye burada bunlar? Dedi kar geldiği zaman kaydırarak getireceğiz. Birdenbire sonbaharda bir giriyorsunuz köye cami minaresi gibi otlar yükselmiş. Hı hı. Peki Ondan sonra diyor ki ancak ben bu kışın otlamadığı zaman yaşatabileceğim kadar koyun tutabilirim. O yüzden kuzuları kesiyoruz. Hmm. Yani baharda. Her şeyin bir, bir kendi içinde bir mantığı var. Çünkü, çünkü var. arpa parası sonbahar hmm. yaza ilkbahar doğru yem parası koyun parasından pahalı olmaya başlıyor. Anladım. Ve bu boyutuna bakıl zaman orası tabii ki bu hayvancılık bölgesi ama terör nedeniyle hayvancılık yapılamayınca önemli bir e, şey oluyor. Tabii bu anlamda da yerleşim merkezlerini bir yere toplamak da zor belki de zorlaşıyor dağınık yapılması şey. gerekebilir. Yani bu Ecevit'in çok rasyon olmayan ama en rasyonel projesi köy kent projeleri bu bölgede Hı -hı. olabilir ve bu tip gökdelenleri değil, büyük binalar değil. Bu tip yerleşimler yeniden düzenlenebilir <laughs> ve doğal malzeme. Pardon, pardon Dediniz çekilir. ki ecevitin çok rasyonel olmayan ama en rasyonel olan. Evet. En rasyoneli çok rasyonel olmayan bir proje mi? Değil. Ee, ecevitin rasyonel olmayan projeleri çoktu. <laughs> hani <laughs> yakaladık yani, kavram, kavram. Ama bu en rasyonel Türkçülük <laughs> değil, değil. Orada bir ironi yapıyor yani. İroni <laughs> <laughs> Rasyonel olmayanlar içinde en rasyonel. Peki şöyle bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bangöl'lü Amerikan CNN televizyonu Özellikle altın çizdi Van Gölü'nde bir e, sızıntı olabilir diye bir tsunami ya da bir e, su taşması mümkün müdür? E, pek mümkün gözükmüyor. Yani oradaki e, olaya bak zaman Van'da ne oldu sorusunu tartışamadık ama orada Van Gölü bir e, ku, ku veya ördeğe benziyor. Evet. O ördeğin başının üzerinde olan çaldıran kesimde fay var. Hı hı. Fakat burada o fay beklediğimizde ee, ördeğin gagasının altından gelip Boynunu bana doğru atan Fay kırıldı O fay e, söylediğim gibi Diğer faylardan farklı çaldıran fayından Çaldıran fayı veya Erciş fayının Ördeğin Et, yırtılması, stresle yırtılmasının sonrası çevreye yaptığı etkiden. Arkadaşlar ekrana verilir. Evet. Beklenmeyen bir fayda Ördeğin başı Söylediniz. dediğiniz evet. kısmı gözüküyor. Evet. Evet. Onun mesela güneyden böyle geldiğim zaman bakın kırmızıyla girdiği zaman Aynen geliyor. Evet. Çok beklenen bir fay değil. O Meta onu haritaladı ama e, harita var fakat bakın o çaldırandaki üstteki görüldüğü gibi çok direkt giden e, kilometreler giden bir fay değil. Abi, öbür tarafta ise e, hemen ördeğin başının kesiminde ise gördüğümüz e, erişin e, olduğu bölge ama asıl kırılan bu ördeğin başının gagasından aşağıya doğru giden şu çatallanmış fay üzerinde kırılma oldu. Anladım.